Evet, yarışmacılarımız Kırmızı Oda'da hazırlar. Jürimiz de koltuklarında hazır. O zaman biz de ilk yarışmacıyı buraya davet edelim. İlk fikrimiz gelsin diyelim. Evet, çocuğu olanlar bilir. Gerçekten emzik dediğimiz o şey var ya, yani insanın hayatını kurtarır, bazen de çıldırtır. Yani 20 metrekare içinde o emziği kaybettiğiniz zaman işte kabusla tanışırsınız. Bir de sokakta yere düşmesi yok mu? Bu emzik sizden mi düştü? Çocuk ağlar, onu nerede yıkayacaksınız? Annelerin en ilginç çözümü, hijyen çözümü şudur. O emziği önce kendi ağızlarına sokarlar. Yazık değil mi? Bak çocuk için neler yapıyor insan. İşte annelik böyle bir şey. Ama bir arkadaşımız demiş ki ya bu böyle olmasın, ben ona güzel bir çözüm bulayım demiş. Hem oyuncağa dönüştürmüş hem de hijyen problemini çözmüş. Alkışlarınızla Tamer Yüksek gelecek ve bize emzik fikrini anlatacak. İzliyoruz. Ben Tamer Yüksek, arkadaşım da Caner Kaplan. İkimiz de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okuyoruz. Arkadaşım İtalya'daki eğitiminden dolayı şu anda burada değil. Caner Kaplan bir gün beni aradı ve böyle bir fikrinin olduğunu söyledi. Daha sonra bunu beraber geliştirip ürün haline getirdik. Bizim ürünümüz karlı çünkü bebeğin gelişim sürecinde ebeveyne büyük kolaylıklar sağlıyor. Bizim ürünümüz faydalı çünkü bebek ve ebeveynin bütün gereksinimlerini çok küçük bir ürünle toplamış bulunuyoruz. Bizim ürünümüz özel çünkü bütün bu işlevleri bir arada toplamış, ürünleştirmiş bir tasarım yok. Biz kazanacağız çünkü ürünümüze güveniyoruz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden çıktı böyle bir emzik yapma fikri? Ya, fikir arkadaşımın aklına geldi. Beni aradı ve beraber bu fikri geliştirelim dedi. Daha sonra beraber bunu ürünleştirdik ve yarışmaya katıldık. Yani bu şekilde oldu. Geliştirdiniz. Hı hı. Enteresan. Peki buyur, söz seni dinliyoruz. Bu ürün işte ilk önce mesela markette bir sergileme ürününde görev yapıyor. Bunun dışında da çantada, evde, dışarıda emziği hem muhafaza etme hem de dezenfekte etme görevi de üstleniyor. Bunların dışında da bir çocuk için de veya bebek için bir oyuncak görevi var. İşte ürün nasıl kullanılıyor? Emzik kirlendiği zaman, kirlendikten sonra buraya dezenfekte solüsyonunu buraya koyuyoruz, buradaki cam kazancağı. Daha sonra da bu ürünü emziği üstüne yerleştirip, bu bir yandan da işte orada bir tıpa görevi yapıyor ve oradaki solüsyonun dışarı çıkmasını engelliyor. Kendi yapısından da yararlanmış oluyoruz emziğin. Buradaki negatif yüzeyleri var. Daha sonra kapağını da kapatıp bunu işte bebeğe veya çocuğa veriyoruz ve bu çocuk işte kendisi bunu oynarken aslında bir yandan da emziği dezenfekte etmiş oluyor. Daha sonra da kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Bunun dışında normalde şu anda şeffaf ama işte hareketli balık resimleri işte gibi öyle animasyonlu stickerlar falan bulunacak. Bu da çocuğun dikkatini çekmek için ve ayrıca tabii metal bilyeler falan da içerisine yerleştirildiğinde tabii sesli de bir çıngırak görevi de görmüş görecek. Üzerinde de bir de işte diş çıkartma dönemlerinde çocuğa yine damak kaşımasına yardımcı olmak için bir kauçuk yüzey bulunuyor. Bu yüzey de işte hacı yatmaz bir yapısı olduğu için hiçbir şekilde yere yani hiçbir şekilde derken yere değmesini azaltıyor. Yani bu işte prototipten dolayı tam hacı yatmaz özelliğini kaybetmiş durumda şu anda. Üst camı kalın yaptıkları için. Faruk Bey'den başlar mısın göstermeye lütfen? Çünkü ben onu götüreyim istiyorsan. Dizaynı çok önemli. Bir de solüsyonu nedir? Onu öğrenebilir miyim? Ya, dezenfekte eden solüsyon nedir? İşte eczanelerde satılan saf su olarak adlandırdığımız bir yıkama solüsyonu diyebilirim yani. Su. Bir kerelik mi? Yani düştü emzik, kaldırdı anne, onun içine soktu. Evet. Bir kerelik mi? Her seferinde aynı suya mı sokulacak gün boyunca? Yani gittiler parka, birkaç kere düştü emzik, hep aynı suya mı sokulacak? Yani tekrar doldurması daha sağlıklı olur ama işte onun ölçümünü yapmadık aslında. Hani mesela bir o kadar bir kerelik o zaman. O kadar yani her şişeden suyla aldığı suyu döktü emziğe, öyle temizledi. Ha buna soktu ama... İstiyorsanız Leyla'm içine biraz çamaşır suyu da koyabilirsiniz. Daha dezenfekte eder. Hayır, Leyla Hanım'ın söylemek istediği suyu düştüğü yere koyduk. İçindeki su kirlendi. Evet. Yani bir kere tekrar bu suyu dökeceğiz.
Tekrar yeni su koyuyor ya. Yani bu anneler için artı bir iş. Cebini enzeye döküp çocuğun ağzına vermek herhalde yani daha... Ama işte en azından alanı belirlenmiş oluyor. Hani yani belli bir yerde temizlenmiş oluyor. Belli bir yerde temizlenmiş oluyor ve belli bir yerde saklanmış oluyor. Ne kadarlık bir ürün olacak bu? Yani fiyatını belirlediniz mi? Benim tahminimce aslında hani 5 veya 6, 5-6 liralık bir ürün profilinde şu anda benim gözümde. Bence daha katma değerli bir ürün bu. Daha çok, fiyatı yüksek olabilir. 5-6 lira çok, çok düşük uygun. Bir de burada maliyeti bu ve raporda 1000 tane satacağını öngörmüşsün galiba ilk yıl. Öyle bir rakam var. Arkadaşımın rakamları. Evet. Ama yani biliyorsun Türkiye'de her yıl sanırım yani rakamı tam bilmiyorum ama 1 milyona yakın bebek doğuyor. Evet. Yani 1000 rakamı bana biraz düşük geldi. Nerelerde satmayı düşünüyorsunuz bu ürünü ilk pazara çıkış yeri olarak? Tabii ki çocuk marketlerde satmayı düşünüyoruz da yani aslında çok rakamlar önemli üzerinden bir ürün. De konuşamıyorum. Marka yani çok büyük bir açığı kapatacak bir ürün gerçekten. Evet. Özellikle annelerin... Bir tek şey... Dizayn olarak Faruk Bey ne diyorsunuz? Seçtiği konu güzel bir konu. Ama içinde bir takım yeniliklerin buluşum gelebileceği bir konu. O bir kere dezenfektan malzemeyi belki de bir ışıkla, bir ışınla, aynen, bir ledle yapılabilir olsa o suyu çıkarsınız işin içinden. Evet. Ve onu onun içine sokup çıkarırsa bir ses gelse de çocuğa onu oraya sokup çıkartmayı denemeye başlasa ve onun bir tetiklense yolu açık bir konu ama çalışılması lazım. Ve modellenmesi lazım. İş modelinin kurulması lazım. Bu rakamlar yanlış olur. Ya bundaki avantajınız da dezenfekte etmesinden yola çıkılan bir fikir bu belki. Onun biraz daha pratik olması lazım. İkinci kez kullanılıyor, üçüncü kez, beşinci kez kullanılıyor olabilmesi lazım dezenfekte edilmesi için. Evet. Üzerinde çalışılması gereken bir proje bu. Bir de emzik kullanılırken kapağı yok onun gördüğüm kadarıyla. Yani onu çıkardıktan sonra içindeki solüsyon ne olacak? Kapağı kendi baştan ele alınacak ama fikir çok güzel. Evet, evet. Fikir güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tamer'e teşekkür ediyorum. Seni Kırmızı Oda'ya gönderiyoruz. Sağ